gelip sortiyi yapıyor ve suyu bırakıyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleri, polis ekipleri sürekli teyakkuz halinde yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre de şu anda Demirler Köyü'nde bir tane ahırın neredeyse kül olduğu bilgisi bize geldi. Tabii ki bulunduğumuz alan ormanlık ama çevrede tabii burada yerleşim yerleri de var. Şu an yerleşim yerleri jandarma ve polis ekipleri tarafından herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için tahliye edilmiş durumda. Tabii sadece yerleşim yerinde bulunan vatandaşlar değil, burası bir mahalle, aslında bir köy gibi. Burada yerleşim yerinde yaşayan vatandaşların hayvanları da tahliye edilmiş durumda. Biz de şu an çalışmalarımıza devam ediyoruz Gözde. Tabii jandarma ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ormanın yangın kısmına vatandaşları mümkün olduğu sürece yaklaştırmıyorlar. Hemen yolu kesmiş durumdalar. Tabii ara sözlerde şu anda yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Gözde, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Kahramankabahar alevlerin devam ettiğini gösterebiliriz. Şu an hemen yanında da bir tane eşek var. Hemen onu da vatandaşlar, köylüler canına bir şey olmasın, kendisine zarar gelmesin diye hemen uzaklaştırıyorlar. Hayvanlarını da köylüler bir şey olmasın diye uzaklaştırıyorlar Gözde. Biz de şu an kameraman arkadaşım Mert Cerrahoğlu'yla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii burada ağaç türleri de önemli. Genellikle yolda gördüğümüz üzere çam, söğüt ve kavak ağacı çeşitleri gördük. Tabii bunlar halk arasında da bilindiği gibi bir tık diğer ağaç türlerine göre hızlı yağan ağaçlar diyebiliriz.